Allah gerçekten hem gördüğümüz hem de görmediğimiz çok fazla nimet veriyor. Şükredecek o kadar fazla şey var ki her an Allah'a bir şükür halinde, bir teşekkür halinde olması gerekiyor insanın. Sizin anlattığınız konularda DNA'da, hemoglobinde hiç görmediğimiz olaylar ama Allah'a oradaki detayları da şükretmemiz gerekiyor. Öğrendikçe Allah'ın yaratış sanatındaki mükemmelliği görüyoruz inşallah. Ayrıca şükürle ilgili bir ayet okumak istiyorum. Andolsun eğer şükrederseniz gerçekten sizin arttırırım. Andolsun eğer nankörlük ederseniz şüphesiz benim azabım pek çetindir diyor Allah ayetinde. Kulunu şeytana Allah'a sığınırım. Gerçekten o şekilde şükürde çok büyük bir sır var aslında. Çünkü insan ne kadar fazla şükrederse Allah o kadar fazla nimetini arttırıyor. Bunun için de Allah'ın yarattığı her detayı görmek gerekiyor. İnsan belki genelleme olarak ben Allah'a çok şükrediyorum diyebilir ama burada bir Allah'ın bizden istediği yüzeysel bir şükür değil. Her detayda Allah'ı gerçekten yaratış sanatını yüceltmek, büyüklüğünü yüceltmek. Mesela elimize bir portakal alıyoruz. Allah çok güzel bir nimet yaratmış bize. Kabuğunu açıyoruz. Çok güzel bir kokusunu duyuyoruz. Paketlenmiş tek tek dilimler bize hazır olarak Allah tarafından sunulmuş. Orada o zaman insan oradaki portakalın bir diliminden de sorumlu oluyor. Onu yerken ben bu meyveyi yiyorum değil de Allah'ın bana lütfettiği çok güzel bir güzellikle muhatap oluyorum. Onu yiyorum. Gerçekten bunu her an düşünerek, her nimette Allah'ın yarattığını düşünerek onu zikretmek çok önemli. Maşallah dememiz de bu konuda gerçekten çok özel. Çünkü insan belki karşıdaki insan unutuyor olabilir o anda yaptığı bir şeyde Allah'ın nimetini. Bir güzelliği övüyoruz. Belli ki orada kişiye ait bir güzellik değil. Bir elbiseyi överken de, bir meyveyi överken de, yediğimiz herhangi bir şey olabilir, gördüğümüz herhangi bir güzellik olabilir. Mutlaka onu Allah'ın yarattığını hissettirmek çok önemli. Maşallah demek, Allah'ı zikretmek. İnsanın bunları çok detaylı düşünmesi gerekiyor. Çünkü Allah ahirette bu tek tek nimetlerden bizi soracak. Bir ayette konu şeytan Allah'a sınırım. Bu kitaba ne oluyor? Her detayı yaklaşık olarak söylüyorum. Her detayı belirtmiş diyorlar. Çünkü orada Allah her nimeti soracak bize. Sen nefes alıyordun. Bu nefesi sana veren kimdi? Kalbin atıyordu. Yatarken dahi kalbimiz atıyor. Bu kalbi sana attıran kimdi diye Allah sorduğunda mutlaka insanın sendin Rabbim. Ben sana o anda şükrettim diyecek bir durumda olması gerekiyor. Müminler o şekilde oluyor. Allah korusun gaflet içinde olursa insan ahirette bunların cevabını da veremez. Bunca yıl yaşıyorsun. 40 Allah 60 yıl, 40 yıl ne kadar ömür verirse o yaşadığın ömür boyunca her nimet bize sorumlu olmuş oluyoruz inşallah. Bir de şükretme derken sadece bazen insandan bir nimet kaybı oluyor, bir hastalık oluyor, kolu kırılıyor. O zaman hemen Allah'a şükrediyor, dua etmeye başlıyor. Ama şunu da düşünmesi gerekiyor, sağlıklıyken o şükrü yapabilmesi, sağlıklıyken ben kolumu hareket ettirebiliyorum, sağlıklıyken koşabiliyorum, yürüyebiliyorum. Allah korusun en ufak bir hastalık olsa bunların hiçbirini yapamayacak hale gelebilir insan. O zaman Allah'tan hemen istiyor ya da iyileştiğinde de düşünüyor. Aslında ben bunun için şükretmiş miydim? Böyle bir nimetim vardı. Şu anda tekrar kazandırdı Allah bana dediğinde de düşünebiliyor. O yüzden şükrü insanın her anına yayması gerekiyor inşallah. Çok büyük nimet. Bir de Allah'ın bizden istediği bir ibadet. Zaten başka bir şeyimiz yok. Evet, Yani Allah tabii sürekli muhtacız. veriyor. Allah'a Evet. muhtaç olarak yaşıyoruz. Her anımızda Allah'a muhtacız. Allah vermesin nefes almaya gücümüz yetmez. Oluyor bazen yemek yerken insanın boğazına bir şey takılabiliyor. O anda düşünüyor insan yani o anda Allah geçmesine izin vermesi ölebilirsin çok Tamam. rahat yani. Allah canını alabilir. Allah bu hatırlatmalarla da bize şükrün önemini inşallah gösteriyor.